Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bizim ne diyelim, Black Cobra, Black Angel, kara BMW'mizi servise götürüyoruz arkadaşlar. Sıla yolu, gurbet yolu tatilimizi yaptık. Tabii ister istemez arabayı da yorduk. Şimdi bu yorgunluğun üzerine bir güzel bir bakım yapalım. Zaten arabanın içinde Bremsbileği diye yanıyor. Fren balatalar oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi seramik fren olduğu için arabada onlar değişecek. Disklere bakılacak. Disklerde inşallah bir şey çıkmaz. Biliyorsunuz bir şey çıktığı an 4.5 evet dayı. 4.5-5 dayı, ne diyorsun? Yani iyi girer. Aman aman. 4.5-5.000 eurodan bahsediyorlar arkadaşlar. İnşallah öyle bir şey yoktur. Öyle bir şey varsa da biz arabayı bana verecek. Yok, biz masraftan kaçmayız. Biz masrafını bile bile aldık bu arabayı. İşte şimdi bakalım, sırf yağ değişimi yaptıracağız. Yağ değişimi aşağı yukarı bir 9.000 km önce yapıldı zaten. 9.000 km yol yaptık Türkiye'den buraya kadar. Git gel. Bakalım ne kadar tutacak. Ondan sonra fren balataları, ön balatalar değişecek. Onun fiyatı ne kadar olacak? Fazla zaman kaybetmeden BMW'ye doğru gidelim o zaman. Evet, bizi bekliyorlar yavaş zaten. Gidelim. Evet arkadaşlar, şurada göründüğü gibi lamba yanıyor. Araba bir de tamir işareti. Şurada 1700 kilometremiz kalmış zaten. Motor yağımıza 18.000 kilometre var daha. Biz şimdiden değiştireceğiz. Bir de fal sökecek. Onu da yok, onu bırakırız. Başka da bir ihtiyaç göstermiyor. Şurada da zaten 100.000'de yağın değiştiğini gösteriyor. 83.000'de iki kere değiştirmişler fren yağını. Burada da büyük servis yapılmış. Her neyse, biz arabayı bırakmaya doğru gidelim. Dayı ne diyorsun? Bırakırken de yere bir video çekeriz. Öyle mi diyorsun? İyi kaçıyor ama, değil mi? Belki daha iyi. Ya hadi öyle olsun. Evet arkadaşlar, arabamızı verdik. Onun yerine başka bir araba aldık. Aşağı yukarı üstümüze veya ödeyeceğimiz parayı öğrendik. Şurada yazıyor. 1450 euroya kadar okey var. 1450 euro civarında arabanın bir yağ değiştirmesi, bir de ön fren balatalar tutacak. İnşallah başkaları masraf açmaz. Açarsa da yapacak bir şey yok. Bakalım. Asıl fatura ne olacak? Orada öyle yazıyor da daha da fazla olma ihtimali var. Bir de daha da az olma ihtimali var. İşte BMW'nin insafına kalmış bir şey. Her neyse arkadaşlar, faturayı alana kadar bekleyelim. Evet, kiralı. Evet arkadaşlar, arabamızı aldık. Yine M5'in içindeyiz. Biliyorsunuz M5'i işte servise götürdük. Türkiye'den sonra bir dedik yağ değişimini yapalım. Hava değişikliğinden dolayı, bir de tabii ister istemez de Türkiye'de de Türkiye giderken ve dönüş yolunda bastık arabayı. Tek bir yağını değiştirdim. Ön balatalar değişmesi gerekiyordu. Onları değiştirdik. Artı bir de şanzıman yağından numara aldırdık. Şanzımanı kontrol ettik. Şanzımanda bir sıkıntı yok. Yani sizin anlayacağınız listemiz enişte, bak böyle. Biraz uzun oldu falan derken, yani şu birkaç şey yaptırmaya, bak M5'e binmek şey de, bir de bunun tabi masrafı var, bunu da yani ödeyeceksiniz değil mi? M5'e binmekle öyle olmuyor. Bak enişte şuraya çek, kaç para tuttu? 1900 küsura tuttu. Yani şurada da gözüküyor, servis history'e baktık mı şuraya, bak 100.000'de değişti ya, şurada gözüküyor. Bir 100.000'de değiştirmiştik yağını. İşte bir de 109.000'de değiştirdik. Ya bir de ön balatalar. Ön balata yağı, bir de şanzıman yağı işte 4 litre eklendi. Lumineden dolayı ya 4 litre indirdilerse yapıldı. Sanırım benim tosunum maşallah. Arabada işte gördüğünüz gibi yavaş yavaş şu an 110.000'de, 110.500'de. Yani arabada yavaş yavaş nasıl yapsa 7 kilometre yaptı. Motorumuz yeni. Faturalı yeni motorumuz var arabada. 30.000'de aşağı yukarı daha motor.
Ama ister istemez o sayıyı yine görüyoruz. Ne yapalım dedi genişte? Değiştirelim. Oha adam da o tövbe. Abi o kadar basit söylenir mi o? Biraz böyle... Allah vuruyor. Biraz böyle heyecan yap da. Böyle düt dürü dürü bir şeyler buraya bir müzik koy yani. Bir heyecan müziği. Ondan sonra. Yo şaka maka bir yana arkadaşlar. Değiştirme niyetimiz yok aslında. Arabamızdan gerçekten çok memnunuz veya ben memnunum. Gayet güzel de arabam var. Ama bir internete atacağız. Giderse gider, gitmezse de önemli değil. Onun için bizim arkadaşından da gidiyoruz. He, giderse aklımızda tabii birkaç güzel araba var. Ne kadar zor olsa da yani istemesem de açıkça söylüyorum bunu. OPF'li arabalara yönelmeyi düşünüyorum. OPF'li arabalar yeni model, yüksek model araba olacak. Ama hayırlısı belki yine başka bir şey, klasik bir şey, atmosferik bir şey alırız. Bunu yorumlara belirtin, yazın artık nasıl bir araba olacak ve M5'ten sonra bir nasıl bir araba gelmesi gerek. M5 CS yazmayın arkadaşlar. M5 CS gereken, M5 CS'in fiyatları uçup gitti. Yani niyet de yok M5 CS almaya açıkçası söyleyeyim. Buradan Autoland'a gidelim bir. Selye bizim Rus'un yanına bakalım. Orada bizi ne bekliyor? Evet, arabayı buraya veriyoruz arkadaşlar. Burada satılacak. Bir tane X4M de duruyor. Videoyu burada kısa tutalım arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Muhtemelen zaten Instagram'da arabanın ilk resmi orada düşecek. Yani duramayız. İlk Instagram'da atarız bir resmini. Bakalım gelecek haftalar bizi ne bekliyor.